Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TJT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açılar konusundaki test veri çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 10 ve 11 işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir üçgenin iç açıları 2, 5 ve 8 ile doğru orantılıdır. O zaman üçgenin açıları 2, 5, 8 ile doğru orantılıysa birisi 2A ise birisi 5A öbürü de 8A mıdır? Evet. Buna göre en büyük iç açısı ile en küçük açısının farkı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar iç açılar toplamı hop 15 A yaptı. 180 yapması lazım. A da 180 bölü 15'ten kaç çıkar? 12 çıkar. Benden ne isteniyordu? En büyük iç açısı yani 8 A eksi en küçük açısının farkı 2 A isteniyor. O da 6 A yapıyor. A yerine 12 yazınca o da kaç çıkıyor? 72 çıkıyor. Evet birinci soru balık esir oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi 140 derece verilmiş. 90'lar verilmiş. Alfa soruluyor bana. E ne yapacağız burada? Hocam 140sa burada kaççı 40 derece. Sonra ister bu dik üçgene bak, istersen bu dik üçgene bak. Hocam şuradaki dik üçgende e, 40 90sa diğer açı toplamı da 90 yapmak zorunda olduğu için 40'ın 90'a tamamlayanı 50'dir. Hocam 50 90sa burası 40'tır. Çünkü buradaki dik üçgende e, bu da 180'e tamamlayanı 140'tır. Ya da iki iç açı bir dış açı 90 artı 50'den de direkt 140'ı bulabilirdik. Yani ikinci soru Denizli oldu. Geldik üçe. Evet burada açılar eşit verilmiş. Bu açıları ben burada kullanacağım. E ben bunlara şöyle bir alfa alfa diyeyim. Vallahi iki açı yan yana geldi. Dayanamam. Ne yaparım? İkisinin toplamı bir dış açı eşit değil mi? Yani şu üçgende iki iç açı bir dış açıyı yazayım, yazayım o zaman. Yazacak olursam alfa ile 58'in toplamı işte buradaki açı yapar. Hocam bu açının tamamı alfa artı 58 yapar. Bak tamamı alfa artı 58 alfası buradaysa buraya 58 kaldı. E şu üçgende de iki açı yan yana geldi. Dayanamam. Yani x neye eşittir? 58 artı 26'ya eşittir. 8 altı daha 14. 84 mi yapıyor? Evet. Dolayısıyla 3. soru Ceyhan oldu. Geldik 4'e. İkiz kenar üçgenler verilmiş bize. Şuradaki ikizkenar üçgende tepe açısı 54 derece. 180'den 54 çıkarsan kaç yapıyor? 126 yapıyor. 126'yı 2'ye bölsek 63 yapıyor. Yani taban açıları 63-63 yaptı. E hocam bu da bir ikizkenar. Ve tepe açısı 26. 180'den 26 çıkarsak 154 yapıyor. 2'ye bölse ki 77 yapıyor. Yani taban açıları 77'şer derece olacak. E o zaman bizden ne istiyor ona bakalım. CAD. CAD. Yani şuradaki X açısı isteniyor. 77 burası tamamı. 63'te burası da. Burası ise 77 eksi 63'ten. Ya da e, burada 63 artı X eşittir 77 deyip de X'e de ulaşırız. Ve cevap kaç yapıyor o zaman? 14 yapıyor. Yani dördüncü soru Akçay oldu. Geldik 5'e. E, burada 25'i falan kullanacağız arkadaşlar. Bu açıların eşitliğini de kullanacağız. İstersen şöyle yapabilirsin. Hocam şuradaki üçgende. Neredeki üçgende? Şuradaki üçgende. iki iç açı bir dış açı yapıp. Sonra iki iç açı bir dış açı yapıp. Çizgi açısını bulabilirsin. Ya da buna baktığın zaman. Hocam direkt burada bir boynuz var değil mi? Bu merak ya da. Boynuzun ispatı da zaten bu merakın ispatı da oradan geliyordu. İki iç açı bir dış açıdan geliyordu. E, bu merank büyük ihtimalle hepimizin aklıdır. Burası kaç derece? 155 derece. 180'e tamamlayalım. E ben şuraya bir alfa buraya da alfa dersem boynuzlar alfa 85 ve alfanın toplamı 2 alfa artı 85'in kaç yapması lazım? 155 yapması lazım. 2 alfa buradan kaç geliyor? 70 ve alfa da böylelikle 35 geldi. Ama alfa 35 geldi. Hocam alfa 35 ise şu üçgende iki açı yan yana dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıya eşittir. Yani x 25 artı 35 eşit olacaktır. Ve x'i böylelikle kaç buluruz? 60 olarak buluruz. Yani 5. soru edremit oldu. Geldik 6'ya. Bahadır açı ölçer kullanarak işte şöyle açılar elde etmiş. Şimdi açı ölçeri daha önceki testlerde tanımıştık. 130 ile 95 arası kaç derece? 130 eksi 95 demek değil midir? Yani 35 derece. 95 ile 40 arası kaç derece? 55 derecedir. E sonra 110 ile 80 arası 110 eksi 80'den burası da 30 derecedir. E hocam şöyle bakacak olursak burada bir şeyler var mı? Var. Bak şu açıya bak ve şu açıya bak. Burası kaç derece? 35 ve 55'in toplamı 90 mı yaptı? Evet. 90, 30. O zaman y açısı kaç yapar? 60. Çünkü bir dik üçgen oldu burası. 30'un 90'a tamamını yapar. Burası. Büyük üçgende. 60 oldu. E sonra x'i bulacağım. X'i de bulurken şu üçgende iki iç açı bir dış açı diyebilirim. Ya da şu üçgendeki iki iç açılar toplamından gidebilirim. Tabii ki iki iç açı bir dış açı daha hoşuma gidiyor. X de 60 artı 55'ten 115 oldu. E benden x eksiye farkı isteniyor. X'i 115 bulduk. Y'yi de 60 bulduk. Böylelikle cevap kaç yaptı? 55 yaptı. Yani 6. soru Akçay oldu. Geldik 7'ye. Evet. Şimdi aşağıda bir fotoğraf albümünün iki farklı görüntüsü verilmiştir. Birinci konumda kapalı, ikinci konumda da kapağı açılmış. Şimdi arkadaşlar fotoğraf albümü ya her bir sayfa eşit, her bir kapak eşit uzunlukta değil mi burada? Evet. Belki açıklayıcı bir şekilde verilebilir ama... Güncel örnekte sayfaların hepsi birbirine eşit olduğu verilebilir de ya da fotoğraf albümünde şuradaki sayfaların eşit uzunlukta olduğunu biliyoruz ya. Şimdi şu kapak ya da sayfaların eşit uzunlukta olduğunu bilmeyelim ya da hocam bu kapak burada mı burada. Sen bunu açtığın zaman böyle bak 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 dikkat et. Sen bu kapak buradayken şöyle açtığın zaman buraya geldi ya da bu kapak buradaydı şimdi sen bu kapağı açıyorsun hop buraya mı geldi. Evet Aa ne oldu? Döndürme. Hep şu örneği veririm. Kalem. döndürdüğünde yine aynı kalem. Döndürmede eş yapıyı kullanırız. ÖSYM eş yapıları çok sever. Eş yapılarda kenarların eşitleri bizim için önemli. Yani şu kenar ile şu kenar ne oldu? Eşli oldu. E x kenar çıktı 68 ise burası da 68 oldu. E o zaman şurası da alfa diyecek olursam 68 artı 68 artı alfa eşittir 180'den. Buradan alfa da şu ikisinin toplamı 136 yaptı. 180 eksi 136'dan Cevabı da ne buluruz arkadaşım? 44 derece olarak buluruz. Yani 7. soru Balıkesir çıktı. Geldik 8'e. Yine eş yapıları kullanmışız. Bu sefer kalemleri kullanmışız. Kırmızı kalemler özdeş. Yani sen burada gel diyor şunlara eşitleri yaz diyor sana. Diğer kalemler özdeş değil. Kalemlerden bir şekil elde etmişim. Sadece kırmızıların eşit olduğunu biliyorum. Tamam. Aa hocam ikizkenar üçgen var burada. Buradaki ikizkenar üçgende tepa açısı 40. 180'den 40 çıkart. 140 ikiye böl. 70 70 yapar burası. E sonra 38'e baktın ya. Bak 70'de buldun ya. Geometride buldum yani verilen bilgiyi kullan. Bulduğum bilgiyi de kullan. 38 ve 70. a şu üçgende iki iç açı bir dış açı değil mi? Evet. 38'le neyi toplarsan 70 yapar. Hocam 32. E o zaman burası 32 çıktı. Şimdi şu eşitliği kullanmadık. Bak şu üçgende eşitlik var. Değil mi? İkisi kenarlık var. Hocam bu üçgendeki ikisi kenarlığa bakacak olursak şimdi. O zaman buradaki açı 32 derece ise. Şuradaki açı da 32 derece yapar. E sonra iki açı yan yana geldi. Şu üçgende de 32 artı x eşittir 38 değil midir? Evet soru bitti. X'i de böylelikle kaç buluruz? 6 derece olarak buluruz. 8. soru denizli oldu. Geldik 9'a. Evet açı ortaylar verilmiş. Arkadaş açı ortaylar verildiğinde tamam A, B, B, yazıp da yapabiliriz ama açı ortaylarının kesim noktasına dikkat edin demedik mi? A'dan açı ortay, C'den açı ortay geldiyse şu üçgende burası iç açı ortaylarının kesim noktası. Yani biz buna Iç diye çemberi merkezi diyoruz. B köşesinden gelen de açı ortayların kesim noktasından geçtiği için bunu olmak zorunda açı ortay olmak zorunda. Sonrasında bak üçgende iki tane iç açı ortay arasında kalan açı 90 artı B açısı bölü 2 eşitti. Oradan yapabilirsin ya da gerisini artık formülsüz de yapabilirsin. Burada 2A artı 2B 2A artı 2B büyük üçgene bakacak olursak büyük üçgende açı var ya artı 50 eşittir 180 olduğundan Buradan 2 a artı 2 b 130 gelir. a artı b'yi de kaç buluruz? 130'un yarısı 65 buluruz. E sonra şu üç kere bakacak olursak hocam a artı b artı alfa 180 a artı b artı alfa 180 olduğundan dolayı a artı b'ye de 65 olduğundan alfaya kaç kaldı o zaman? 115 kaldı. Yani cevap Cehan oldu 9. soruda. Geldik 10. soruya. Evet 90'ın karşısında bak eşitlik var eşitlik var alakası yerde eşitlik var. Demek ki aklınıza ne gelecek? Ek çizim gelecek. E o zaman ek çizim ne var burada? 90'ın karşısında eşitlik var. Hocam şöyle üçgen oluşturayım. Yok. Şurası da eşit olmuş olsaydı evet. Yani şuradaki eşitler değil de dik tavanı iki eşit parçaya bölmüş olsaydı ikiz kenar oluşturabilirdik. Ama öyle bir eşitlik yok. Ne yapacağım? 90'ın karşısında eşitlik var. Aklıma muhteşem üçlü. Geldi. Çizdik bunu. Muhteşem üçlü koyduk. Bak. Alaka çıktı mı? İlgi alaka çıktı mı? Çıktı. Hocam burada da ikiz kenar var. Yani burası 70. E şu bir ikiz kenar üçgen çıktı. Bu ikiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşit. Yani şu açıyla bu açı eşit. A ikisinin toplamı da 70 ise bunlar da 35'er derece mi yaptı? Evet. A, de isteniyor. A, de Hocam şu üçgende şu açıyı 35, 90 ise burası 55 diye buluruz. Sonrasında burayı da 125 diye buluruz. Ya da 90 ile 35'in toplamı di diyebilir miyiz direkt? Evet. Direkt 90 artı 35 de diyebilirdik. Yani cevap balık esir çıktı arkadaşlar. Evet geldik 11. soruya. Şimdi BD ile AC birbirine eşit verilmiş. Bak BD ile AC'nin eşitliğini yazalım. Sonra a dik taban iki eşit parçaya bölmüş. Alakası yerde eşitlik var. Büyük ihtimalle ek çizim var. ek çizim nasıl olacak o zaman? Hocam dik taban iki eşit parçaya böldüğü için aklına ikiz kenarı geldi. Yükseklik önemliydi. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaya. Yükseklik kollarında şöyle bir ikiz kenar oluşmuyor muydu? Evet şöyle bir şey yapacak olursam. Bir ikiz kenarlık oluştu burada. Aa hocam ikiz kenar çıktı. İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydı. Burası da 50 oldu. 50-50 yüzden 50, buraya ne kaldı o zaman? 80 kaldı. E o zaman burası da 80. 80-80-160'dan burası 20 yapar. Benden BCA açısı isteniyor. İşte tam burası isteniyor. E 50-90 ise burası da 40 değil mi? İkisinin toplamı 90 olduğundan 40 yapar burası da. Toplamda bu açıda kaç yapar? 60 yapar. Yani 11. soru. Ceyhan oldu. Ve geldik 12'ye. Şimdi burası K. Burası K. Burası 2K verilmiş. Evet. Yazalım o zaman. CA uzunluğu K. CD uzunluğu K. Ve BD uzunluğu 2K verilmiş. BD uzunluğu 2K verilmiş. Ya hocam eşitlik var. Hadi şöyle bir üçgen mi oluştursam? Hayır. Dik olsaydı burası dik taban iki eş parçaya böldüğünden bunu oluşturabilirdim. yani bir şey çizdiğinde özel bir durum oluşması lazım. Sadece kenar ortaylık var. Öyle bir kenar ortay oluşsun diye bir üçgen oluşturmak mantıksızdı. E ne yapacağız hocam 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 o zaman burada. Arkadaş sadece eşitlik var. Eşitlik varsa aklına ne gelecek? Orta taban. Kalemini koydun eşitliğin olduğu yere. İki ihtimalin var. Ya sağa çizeceksin ya aşağıya. Yani sonuçta ABC üçgende çiziyorsun ya AB'ye paralel çizemezsin. AB'nin üstünde. O zaman ya BC'ye çizeceksin ama bak burada üçgen oluşmuyor ya da şu AC'ye paralel çizeceksin. AC'ye paralel de şöyle olur. E o zaman hocam bu orta taban çizgisi oldu. Yani şu parça ile şu parça birbirine eşit olur. Ve burada da 1'e 2 oranı olur. K ise K bölü 2 olur burası. K bölü 2 ile uğraşmak istemiyorum. Ben buraya 2K desem yani 2K 2K o zaman burası da ne oluyor? 4K mı oluyor? Evet. Yani 2K iken burası da 2K. Burası da 4K oldu. E tamam ort çizdikten sonra 2K ise burası ne oldu? K oldu. E sonra tamamı 6K. 3K 3K diye ayrıldı. E tamamı 4K idi ya. Buraya da K kaldı. Aa şu bir ikizkenar üçgen çıktı. 35 ise o zaman burada kaçtı 35 ikiz kenardan. İki açı yan yana gördüm. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı. Yani burası 70. ACB isteniyor. ACB. Arkadaş şununla şu birbirine paraleldi. E sen burayı 70 bulduysan yöndeşlikten dolayı burası da 70 değil midir? Evet yani cevap denizli çıktı. Böylelikle test bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.